de paylaşmaya çalışıyorum. Ama bir aması var. Şu anda konuyla uğraşan merkezler dışında size diğer ilaçların hazırlanması ve kullanılması konusunda yardımcı olacak hekim sayısı az. Nedenini de şöyle anlatayım. Türkiye'de yaşayan bir FMF hastasının koşisin tedavisi dışında bunlara yetersiz yanıt var dediğimiz zaman diğer tedavi seçeneklerine ulaşabilmesinin tek yolu hekiminin böyle bir tedavinin varlığından haberdar olması ötesinde o hastası için Sağlık Bakanlığı'na her 6 ayda bir düzenli olarak endikasyon dışı ilaç raporu ve ilaç talebi başvurusu yapması gerekiyor. Yani benim hastam maksimum dozda koşisin almıştır. Bu koşisinden sonra diğer koşisin preparatlarını da denemiştir. Buna rağmen yetersiz yanıtı vardır dedikten sonra dokümanların 6 ayda bir düzenli olarak doldurulup birisinin sorumlu olarak ben yurt dışından ithal edilen şu ilacın kullanılmasını talep ediyorum diye izin başvurusu yapması. Bu izin alındıktan sonra da Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla ithal edilen ilacın kullanılmaya başlaması ve elde edilen yanıta göre de bunun 6 ayda bir tekrarlanması gerekiyor. Bunu düzenli olarak yapan ve sürdüren hekimler doğrudan bu işte uğraşanlar. Bu bir rant falan değil, tam tersine özellikle anlatıyorum ki bu bir ek yük ve bu ek yükü hastaları için karşılayan, yapan yerler maalesef bu hastalarla doğrudan uğraşan büyük eğitim araştırma hastaneleri, yani üniversite hastaneleri. İstanbul'da da, İstanbul Tıp Çapa, yani Cerrahpaşa'da, Marmara'da yıllardır bu hastalıklarla uğraşan merkezler olduğu için bu hizmeti veriyorlar. Ama bütün hastanelerin ve bütün kurumların bunu yapmasını doğrusu kısa dönemde beklemiyorum. Yapabilirler. Ama bu ek bir fedakarlık, bilgi ve sorumluluk almayı gerektiriyor. O nedenle gönül ister ki bu bilgilenmenin artması ve koşisine yetersiz yanıtlı hastaların daha etkili tedavilere ulaşması, bütün çalışmalar tamamlanıp özel izinlerle ruhsat dışı, endikasyon dışı formlar doldurarak değil, ruhsatlar alındıktan sonra doğrudan eczaneden raporla alınabilir hale geldiği gün gelecektir. Onun için hani 3 yıl öncesine kadar haberim yoktu derken